Şimdi yeniden Refah'ı konuştuk. Muharrem İnce ve 4 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Artık resmi olarak 4 adayla seçime gidiyoruz. Muharrem İnce Millet İttifakı'nın oylarını etkiler mi? 4 adayın olması işte seçim ikinci tura bırakır mı? Yoksa 4 adaya rağmen seçim aslında iki isim arasında mı geçecek? Bir kere sonuncusu evet. 4 adaya rağmen tabii ki iki kişi arasında geçecek. O açık. Muharrem İnce'nin oyunun bu düzeyde kalma şansı yok bence. Çünkü aynen biraz önce Mansur Yavaş örneğinde söylediğim gibi tepeden başlayıp konuştukça, işin içine girdikçe aslında sıradanlaşacak olan. Dolayısıyla da o şu andaki hani üzerinde sörf yaptığı sosyolojik dalgayı da bir noktadan sonra usandıracak olan ya da çok anlamsızlaştıracak olan birisi. Peki ama çok değil mi oran Etiyen Bey? Çok, yani %10 gerçekten ciddi bir oran değil mi? Yani şimdi tabii bir anketçi arkadaşımız %10 buldu. Evet. Aynı dönemde yapılan diğer çalışmalarda %5 var, 6 var, 4 var, çok 3 var. Yani 7-8 tane çalışma yapıldı Mart'ta. Ve de değişik oranlar var. O yüzden zaten bunun böyle çok inip çıkacak olan, böyle bir dalgalanmaya çok müsait olan bir şey olduğunu da görmemiz lazım. Bir tür balon durumu var burada. Balon nasıl kolay şişer ve kolay inerse Muharrem İnce'nin alttaki tabanda öyle. Ama eğer gerçek siyasetin alanına girersek, önümüzdeki işte bugünden itibaren başlıyoruz. Artık bu balonun içeriğinin doldurulması gerekiyor ve içeriği doldurdukça da bu balon açık, kaçınılmaz olarak sönecektir. Bana göre, ama göreceğiz tabii, yani bu benimki bir tahmin. Muharrem İnce nereden oy alıyor diye baktığımız zaman da biz şu andaki yine saha çalışmalarına dönmek durumundayız. Her iki taraftan da alıyor ama Millet İttifakı'ndan daha çok alıyor. Millet İttifakı'ndan daha çok alıyor. Bu aldığı oy eğer büyük kısmı kararsız kalacaktı ise kabaca ikiye bölünecekti. Şimdi 60'a 40 gibi bölünüyor diye düşünelim. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın zararı daha fazla ama gene bu çok marjinal bir zarar. Yani sonuçta Millet İttifakı'nın oyunu 1-1,5 puanın içinde oynatacak olan bir olay. Yani Muharrem İnce %5-6 alsa bile Millet İttifakı'nın kaybının sadece o kadar olacağını düşünebiliriz. Çünkü büyük kısmı kararsız kalacak olan seçmenin oyu bunlar. Eğer saha çalışmaları hani doğruyu söylüyorsa biz de onlara dayanarak konuşuyoruz şu anda. O yüzden hani yani esas olarak bu ikili yapının devam edeceğini düşünüyorum. Seçim noktasına doğru geldiğimizde, o güne geldiğimize yakın Muharrem İnce'nin ve birçok diğer partilerin de tabanlarında biraz erozyon yaşanacağını düşünüyorum. Büyüklere doğru kaydır, bir çekim olacaktır kaçınılmaz olarak. Ve ben yani bunun sonucunda da hani bir parantez açalım. Her şey listelerin nasıl yapılacağına bağlı. Onu yana koyalım. Çünkü o zaman gerçek tahminler, daha güvenilir tahminler yapılabilir. Ama ben şu anda mecliste Millet İttifakı'nın ve HDP'nin toplamda daha çok oy alacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de birinci turda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı geçeceğini düşünüyorum. En az 3 puan geçeceğini düşünüyorum. Bunu çok fazla etkileyecek bir olayın olacağını da sanmıyorum Türkiye'de. Bunun çok özel bir seçim olduğunu da düşünüyorum. Siz de konuştunuz. Şimdi birinci oraya turda biter olarak mı? Yoksa hani ikinci tura kalsa bile 3 puan önünde olur olarak mı söylüyorsunuz? Yani birinci turda Kılıçdaroğlu birinci çıkacak diye düşünüyorum ama mesela diyelim ki 48'e 45, 48'e 44 falan gibi çıkabilir. İkinci tura kalınabilir. İkinci turda da en az 52 puan, 52-53 arası en az diye düşünüyorum. Rahatlıkla kazanacak Kılıçdaroğlu. Ve bu seccade falan olayını da gösterdiği üzere gerçek hani bir sürü başka seçimlerde karşılaştığımız türden meselelerin tartışıldığı bir seçim değil. Klasik olarak tartışılan şeyler tartışılmıyor bu seçimde. Mesela artık ekonomi tartışılmıyor. Artık yani bıkıldı, bitti. Yanlış, çöktü,
ve doğrusunun yapılması lazım. Nesini konuşacaksınız ki bunun artık? Yargı yozlaştı, bağımsızlığını, tarafsızlığı falan her şeyini kaybetti. Abuk subuk şeyler yaşandı. Üzerinde konuşulacak bir şey kalmadı. Yeniden inşa edilmesi gerekiyor. O yüzden de ben büyük tercihlerin seçimi olduğunu düşünüyorum. Detayların hiçbir öneminin olmayacağını düşünüyorum. O yüzden de insanların artık karar değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ne olursa olsun insanlar büyük çapta kararlarını verdiler. Kararsızlar bile aslında karar vermiş durumdalar ama itiraf etmiyorlar. Evet. Psikolojik olarak söyleyemiyorlar belki. Ya da gerçekten kararsızlığa hani çıpa atmış durumdalar ve reddediyorlar. Onlar da oy vermeyecekler zaten. Ben Türkiye'nin çok yorgun olduğunu düşünüyorum. Bütün bu yaşananlarda. Sonra en kritik şeylerden bir tanesi geçenlerde bir ankette vardı. Şöyle bir soru var bütün Türkiye'ye. Tayyip Erdoğan yeniden kazanırsa bu Türkiye için iyi mi olur, kötü mü olur? Yani %60'a yakını kötü olur diyor. Yani bu artık Cumhur İttifakı, Millet İttifakı falan meselesi değil. Bunu söylüyor bize. Başka bir sayfa açmak istiyor Türkiye. Bıktı yani. Bu böyle devam edemez. Bunun 3-5 sene daha böyle devam etmesi kabus. Ve Cumhur İttifakı'nın tabanındaki insanlar bile bu kabusu tercih etmeyecekler. O yüzden ben çok minimal bir optimizm içinde tahminde bulunuyorum diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu daha yüksek oylar da alabilir. Eğer Millet İttifakı özellikle liste olayında anlaşırsa ve yanlış yapmazsa, kör gözün parmağına yanlışlar yapmazsa, normal yolunda giderse. Çünkü Cumhur İttifakı teslim olmuş durumda aslında. MHP'nin kendi adıyla girmesi de bu teslimiyetin belirtisi gibi geliyor bana. Sadece Yeniden Refah logosuyla giriyormuş, ben de gireyim falan. Valla Cumhur İttifakı'nın kazanacağı bir seçim olsa MHP böyle davranmazdı. Yani kendini MHP ayırıştırmaya böyle çalışıyor AK Parti'den. Efendim? Kendini AK Parti'den ayrıştırmaya mı çalışıyor MHP? Evet. Çünkü MHP'nin içinde veya dışında olmasının bir artı, marjinal getirisi kalmamış durumda. Seçim kazandıracak bir faktör değil yani o. Ama seçim kazandıracak bir faktör olsaydı, o zaman MHP her zaman yaptığı gibi devletin çıkarı için partinin çıkarını kenara atabilirdi. Yani onun devlet dediği şeyin çıkarı adına. Defalarca yaptı değil mi? Geçmişte iktidarı bırakıp seçime gitti. Her zaman yani grup kurmasa da olur, oy almasa da olur, meclise girmese de olur. Yeter ki onun kafasındaki devlet kazansın. Demek ki şu anda onun kafasındaki devlet kazanamıyor. Demek ki onun kafasındaki şu andaki devlet başka bir kararın arifesinde. Ben Türkiye'de bürokrasinin yeni bir iktidara hazır olduğunu düşünüyorum psikolojik olarak. Kendini şu anda mekanik olarak da hazırladığını, organizasyonel olarak da hazırladığını düşünüyorum. Çok iyimser gelebilir birçok insana ama bunu eğer böyle olmasaydı, olmasını beklediğim hiçbir şey olmuyor çünkü. Yani iktidarın lehine ağırlık koyan bir bürokrasi göremiyor. Mesela bürokrasiler istifalara bakıyoruz. Çok az sayıda istifa var. İktidar lehine milletvekili olmak isteyenler mesela geçmiş seçimlere göre çok az. Niye böyle? Demek ki insanlar bunun olmayacağını düşünüyor. Bunu riske etmek istemiyor. Böyle bir hamle yaparsam sonra muhalefet geldiğinde işimden olurum diye düşünüyor. Pozisyonumdan olurum diye düşünüyor. Demek ki insanların büyük kısmı bürokraside bu seçimi muhalefetin kazanacağını düşünmeye başlamış yani.